1912'de İstanbul'da ilk defa Türkiye genelinde kitlesel 1 Mayıs kutlanmıştır. 1923'te 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak ilan edilmiş ve 1924 yılında hükümet tarafından yasaklanmıştır. 1976'da uzun bir aradan sonra DİSK tarafından kitlesel bir 1 Mayıs örgütlenmiştir. 1977'de 1 Mayıs kanlı olarak tarihe geçmiştir. 1976'nın ilk kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının coşkusu ile tüm duyarlı işçiler, devrimci demokrat çevreler ve kitle örgütleri aylar öncesinden 1 Mayıs çalışmalarına başlarlar. Türkiye işçi sınıfı tarihinde o güne kadar görülmemiş kitlesel bir güç ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 400 bin kişi. Interkontinental Oteli'nde konumlanan kontrgerilla, otelin pencerelerinden kitlenin üzerine otomatik silahlarla ateş açtı. Çıkan kargaşa ve panik ortamını değerlendiren polis de panzerlerini kitlenin üzerine sürerek ateşe devam etti. Kontrgerillanın bu hain saldırısı sonucu çoğunluğu işçi olan 36 devrimci demokrat katledildi. Günleri, 1 Mayıs 1978'de yine Taksim'de yüz binlerce kişinin katılımıyla hüzünlü fakat aynı zamanda görkemli bir miting gerçekleştirildi. 12 Eylül'den sonra uzun bir süre 1 Mayıs'ın kutlanması yasaklandı. 1989'da 1 Mayıs yine yasaktı ancak yasak delinmeliydi. Yasağa rağmen 1 Mayıs günü Taksim'e yüründü ve polis saldırdı. Saldırıda Mehmet Akif Dalcı isimli işçi bir trafik polisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 96'da Kadıköy'de kutlanan 1 Mayıs'a daha sabah saatlerinde saldıran polis 3 işçiyi öldürdü. Ardından yaralıların bulunduğu hastaneye doğru yürüyüşe geçen kitleye saldıran polis ateş açtı. Ancak militan kitlenin karşı saldırısıyla polisler kaçmak zorunda kaldılar. Bir Mayıs'ta üstünlük devrimcilerin yönlendirdiği kitledeydi. Bu nedenle 97, 98 ve 99 1 Mayıs'larına da işçilerin sürekli devrimci gruplardan yalıtılmasına çalışılmıştır. Patlıyor, 2013 yılında hükümet Taksim'de inşaat alanı olduğunu bahane ederek meydanın 1 Mayıs kutlamalarına kesinlikle kapalı olacağını açıkladı. Bu açıklamaya rağmen kitleler Taksim'e girmeye çalıştı, pek çok yerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Devlet son senelerde yine Taksim'i yasaklamıştı. Ama devrimci 1 Mayıs'ı savunanların Taksim'e çıkma iradelerini kıramadı. Bundan dolayı iki ayrı 1 Mayıs kendini gösterdi. Bir yanda 1 Mayıs'ta devletin izin verdiği alanlarda kutlayanlar, diğer yanda onu devrimci içeriğine uygun olarak 1 Mayıs'ı Taksim'de karşılamak isteyenler. Olup biteni göz görür, entem yoldaş düşürmesen, elbet bu.
Ekim Ankara katliamında ölümsüzleşen Serdar Ben Yoldaş 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyor. Dünyayı biz inşa ediyoruz, altında biz kalıyoruz. Artık yeter demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Bizi böyle baskılarla, gözaltılarla yıldıramayacaksınız. Ellerinde pankartlar, ellerinde pankartlar, ellerinde pankartlar. Mısır'daki piramitlere ören kölelerden bu yana değişen bir şey olmamış gibidir. Sömürücülerin, zalimlerin, iktidar sahiplerin açgözlü hırsları var oldukça da değişmeyecektir. Bu pazar kanlı pazar, bu pazar kanlı pazar, bu pazar kanlı pazar. Emekçi sınıfları daha rahat ve vahşice sömürmek için düzenin bekçiliğini tek bir adama vermek istiyorlar. Başkanlık sistemi denilen bu rejimi yasalaştırmak için kurdukları sandıklardan çıkan sonuçları kendi hukuk ve yasalarını da alenen çiğneyecek bir gözü dönmüşlükle hareket ediyorlar. Oysa işçiler, emekçiler tarihin yapıcısıdırlar. Hayatı üretiyorlar alın teriyle. İşçi sınıfın bu düzeni sarsacak bir güce sahip olduğunu bizzat 1 Mayıs'ın tarihinden biliyoruz. Mayıslar bu nedenle hep iki sınıfın birbirlerini meydanlarda sınadıkları bir gün ola gelmiştir. Sınıfa karşı sınıf dediğimiz bu öz temelinde 1 Mayıs işçi sınıfının gerçekten sınıfsal olarak duruşunu karşı sınıfa ifade ettiği, gösterdiği bir gün olarak bakıp bu 1 Mayıs'a güçlü bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Güçlü bir şekilde, disiplinli bir şekilde alanlarda olmamız gerekiyor. Birlikte omuz omuza alanlara akalım istiyorum.